Alchemist'inki ikinci skill'i, stun skill'i alanı arttırılmış sanırım. Aynen, radius increased diyor. 200'den 250 alan. Hani 200 alan etrafına vururken 250'ye birazcık daha büyük alana vuracak artık stun. 20 level talent'ı 350 stun hasarından 400'e çıkmış. 25 talent'ı da 20 chemical rage regen'den 50'ye çıkmış. Ancient Apparition Ice Vortex mana kostu 40 40 55. Early game'de de mid game'de de nerf yemiş. Ay, mana kostu early game için aynı kalmış. Aynen. Buff yemiş bu arkadaşlar. Mana kostu azalmış. İstediğim mana miktarı azalmış skill'in. Ice Vortex skill'inin. 40 60 80 100'den 40 55 70 85'e düşürülmüş. 10 level talent'ı 140 chilling touch attack range'i 175'e çıkmış. 65'ten de 70'e talent'ta chilling touch damage'ını arttırmışlar. Anti Mage'in agility gain'i, yani agility kazanımı 3'ten 2-8'e düşmüş. Olması gerekiyordu. 10 level talent'ı 10 STR'den 9 STR'ye düşürülmüş. 25 talent'ı eksi 45 saniye mana void cooldown'u eksi 50 saniyeye. Aslında bu bir nevi buff. Yani 5 saniye daha fazla düşürecek mana void'i. Arc Warden'ın base armor'u 1 arttırılmış. Agility'si 15 artı 2.4'ten 16 artı 2.5'e çıkarılmış. Yani Agility gain'i de artmış 0.1. Artı 1 de Agility'sini arttırmışlar. Spark Wraith, bu hayaletleri var ya, bekliyor bir yerde, sonra üstüne gidince vuruyor. Onun duration'ı 50'den 45 saniyeye düşürülmüş. Talent'ları 10 talent'ı yüzde aldık. Cooldown Reduction'dan artı 350 Flux. Cast Range'e 10 level talent'ı 30 attack speed'den 200 health'e, 15 talent'ı 325 flux cast range'den %15 cooldown reduction. Ananı avradını. Oha, çok iyi olmuş lan. 15 talent'ı 250 health'ten 50 attack speed. Oo, ananı. Oğlum, 15 talent'ını seçmek çok zor lan. Cooldown reduction Midas build'inde çok iyi oluyor. Necro Midas build'inde. Blood Turn falan alırsan Travel'la. Ama 50 atak speed de az değil. Bir tane Hyper Stone amına koyayım neredeyse. Arkadaşlar bakın, bunu doğru okuyun. Şimdi 25 talent'ın Anti Mage'in şu anda verdiğiniz zaman eksi 45 saniye Mono Void cooldown'u diyor. Bunu 50'ye çıkarmışlar. Yani ultinizin cooldown'undan eksi 50 saniye azaltıyor artık. Mesela 100 saniye ulti cooldown'unuz varsa eskiden 45 saniye azaltıyordu. 55'e düşüyordu. Şimdi 50 saniye azaltıyor, 50'ye düşüyor. Yani bu nerf değil, bu buff. Anladınız mı? Nerf değil. Axon, Killing Blade, Culling Blade. Artık nasıl okunuyorsa. Kill Threshold, yani öldürme HP'si 250 325 400'den 250 350 450'ye buff yemiş. Yani birazcık damage buff'ı yemiş. Ultisi bu Axe'ın. 10 level talent'ı 8 STR'den 25 attack speed, 15 talent'ı 35 attack speed'den attacking procs counter helix. 15 talent'ı bu 35 attack speed talent'ı şey olmuş. Hani counter helix atak yaptığında da tetikleniyor. Onu verebiliyorsunuz. 20 talent'ı da attacking procs counter helix 150 culling blade threshold'a, yani eğer 20 talent'ında artı 150 culling blade threshold'u seçerseniz ultiniz 600 HP sınırında direkt öldürecek demek oluyor bu da. Hani Axe'a iyi bir buff gelmiş. Attributes ne acaba lan? Bu base attributes'un ne olduğunu bilmiyorum. Attributes'un anlamı ne acaba? Bakalım hemen. Ben merak ettim. Kendim öğreneyim bakıp. Attributes. Öz nitelikler. Yani inti. Intir olduğu için base özelliği inti 23'ten 22'ye düşürülmüş oluyor. Brainsap mana kostu 90, 115, 140, 165'ten 110, 130, 150, 170. Mana nerfi yemiş Brainsap. HPM'e. Hünerleri de
15 level talent'ı %7 spell implication'dan %9'a çıkmış. Buff yemiş. 20 talent da artı 40 movement speed'den 30'a düşürülmüş. Bu 20 level'ı 20 level talent'ın nerf yemiş. Betrider'ın agility gain'i 1.5'tan 1.8'e çıkmış. Stick Napalm turn rate slow reduced from %70'ten %40, 50, 60, 70. Yani early game nerf'i yemiş arkadaşlar. Stick Napalm artık hani attığınız gibi %70 bir turn rate slow'u vardı mesela. Hero'nuz dönmüyordu ya, 1 saatte dönüyordu. Artık onu 1, 2, 3, 4 level olana kadar, yani ilk level'da 40, %40 verecek. 2'de %50, 3'te %60 falan. Flaming Lasso Scepter Secondary Target Range Increased from 450'den 550. Aghanim kastığınız zaman Flaming Lasso'yu biliyorsunuz sıra halinde atıyordu ya. Bu 450 range içerisindeki hero'yu tutuyordu. Artık 550 range içerisindeki hero'yu tutacak. Yani buff yemiş oluyor. Daha uzaktaki rakibi alıyor. 15 level talent'ı artı 2 saniye Flame Break Burn Duration'dan artı 5 Stick Napalm Damage'a çıkmış. Değiştirilmiş yani. 25 talent'ı da eksi 8 saniye Flame Break cooldown'dan 10 saniye. Yani buff yemiş 25 level talent'ı. Flame Break cooldown'unu 10 saniye düşürüyor. Beastmaster Call of the Wild Boar mana kostu 50'den 60 65 70 75. Boar'un bu domuzu var ya, onun mana kostu 50'den 60 65 70 75'e yükseltilmiş. Nerf Wild Axe mana kostu 80'den 85 90 95'ten direkt 80'e sabitlenmiş. 15 talent'ı 14 saniye Hulk's cooldown'undan artı 200 Hulk Vision. Oha. 20 talent'ı 400 health'ten 450'ye, 25 talent'ı 80 Wild Axe damage'ından 100'e. Oğlum niye buff yiyor bu hero ya? Biz buna nerf bekledikçe. Şerefsiz Ice Frog. Ne oldu? Bloodseeker. Intelligent gain'i pardon. Intelligent'ı direkt 18 artı 1.7'den 21 artı 2.0'a. Hem int artmış hem int kazanımı artmış Hiro'nun. Blood Rage değişmiş. Increases your attack speed by 50, 80, 110, 140. Attack speed'inizi 140. And your spell invocation 6, 12, 18, 24 olarak değiştirmişler. Drains %2.4683 max health per second. Nasıl yani? Self for ally hero casts half attack speed for allies. Düşman dost unitlerine, yani dost hero'larınıza verdiği atak speed'in yarısını verecekmiş. Artık attığınız zaman son level'da 140 atak speed veriyormuş. Bir de %24 spell amplification veriyor. Plus 8 Last 8 seconds. Cooldown'u 14, 12, 18. Şu kısmı anlayamadım ben. Öldürdüğü unit'in sanırım %2.4, 2.6, 2.8 ve 3 max health, yani %3 max health per second. Yani bu şey gibi olmuş sanırım. Necron'un hani yaratık öldürdükçe ya da hero öldürdükçe HP'sinin bilmem kaçı kadar regen oluyorsun ya. Sanırım Blood Rage de öyle olmuş. Hani direkt vermiyor HP'yi, yavaş yavaş dolduruyor sanırım. Ya da can mı götürüyor, anlamadım ki, rakibe attığı zaman anlamadım ki, öyle mi oldu acaba? 8 saniye boyunca %3 HP'ni çekiyor. Anladım anladım, tamam. Bunu attığınız zaman HP'nizin %3 HP'niz mi gidiyor 8 saniye boyunca? Anladım. Can dolduruyor mu acaba? Yine can dolduruyordur inşallah. Dolduruyordur ya. Dolduruyor gidene göre. Olabilir. Ama %24 spell implication ne demek biliyor musun Batu? %24. 1000 vuran bir skill 1240 vuruyor yani. Öyle düşün. Dolduruyor mu? Can doldurma özelliği pasife mi gelmiş? Ha, dur daha diğerlerini okumadık ki.
Thirst. Thirst no longer grants attack speed. Bu pasifi. Attack speed vermiyormuş artık. Thirst now provides %15 of max health as a heal for creeps kill and %30 for hero kills. %15 mesela öldürdüğünüz unitlerin %15'i kadar, hero'ların da %30'u kadar son level'da heal veriyormuş size. Health grants health healing if you are within the radius of dying enemy creeps or hero. Eğer öldürdüğünüz creep'in ya da hero'nun 300 radius yakınındaysanız da sanırım ekstra mı heal alıyormuşsunuz beyler, yoksa daha yarısı kadar mı? Grants health healing diyor. Ha, şey demek istiyor sanırım değil mi? 300 alanı içerisinde ya da hero'nun, yani 300 alanı içerisinde hero ya da creep ölürse ondan da heal alıyor değil mi? Yanlış anlamadım. Öyle demek istiyor. Değil mi? Aynen öyle demek istiyor. Aynen öyle demek istiyor, doğru. Aynen. Level 10 talent'ı 5 armor'dan 6'ya çıkmış. 10 talent'ı 20 attack speed'den 30 artı blood rage attack speed'e çıkmış. Oha amına koyayım. Yani bildiğin 140 artı 30 170 attack speed veriyor lan. Bu da ne demek biliyor musunuz? 3 tane hyperstone demek beyler. Bayağı buff yemiş. 15 talent'ı 60 blood rage damage'dan 75'e. Blood metasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bounty Hunter base mana regen'i 0'dan 0.5'e çıkmış. Damage speed reduced 48.62'den 51.59'a. Teşekkür ederim hayatım. Track mana cost'u 65'ten 60'a düşmüş. 10 talent'ı 20 damage'dan artı 40 Jinada hasarı. 10 talent'ı artı 15 moon speed'den 20'ye. Herkes Jinada'yı alır burada ya bence. Chitore hoş geldin. Brave Master. Ulan şu Brave Master var ya, bir düzene oturtamadılar ya. Hero'yu sürekli değiştiriyorlar. Hero bir türlü adam olmuyor amına koyayım. Thunderclap no longer has a spread value creeps. O ne demek lan? Spread value for creeps. O ne demek? Yere vurma çevre düşmanın hasarı hareket hızını ve saldırı oranını azaltır. Anlamadım orada ne demek dedim. Thunderclap no longer spreads value for creeps. Creeplere ayrı vurmayacak. Nasıl ya? Cinder Brave mana cost'u 80'den 50, 60, 70, 80 olarak early game buff'ı yemiş. Cinder Brave damage'ı 100, 160, 220, 280'den 75, 150, 225, 300 olarak değiştirilmiş abi. Birazcık nerf. Aynen. Ember gibiymiş. Önceden fist gripleri az vuruyor ya. Önceden öyleymiş. Ha, anladım. Cinder Brave backswing animation time 0.67'den 0.4'e düşürülmüş. Buff yemiş yani. Primal Split ultisi. Primal Split Earth Movement Speed increased 325'den 330, 350, 370 buff yemiş. Earth olan, aynen şey olan yani, yeşil olan panda. Primal, yani o yavaş koşan panda var ya beyler, stun atan panda. O. Storm Attack Damage'ı, bu da mavi olan panda. Attack Damage'ı 20, 40, 60'dan 30, 50, 70'e çıkmış, buff yemiş. Split Storm mana kapasitesi gene Storm olan, mavi olan panda 500-750, 750'den 900'e sabitlenmiş. Fire olan panda da Fire Attack Backswing Animation Time Reduced diyor, 0.57'den 0.3. Bu da buff yemiş yani. 0.57 saniyede bir tane vuruyordu, 0.3 saniyede bir tane mi vuracak? Öyle oluyor sanırım, evet. Doğru. Yani panda gene buff yemiş, anlamıyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar panda metaya girmiyor baba ya. Broodmother. Agility gain'i 2.8'den 3... Ne?
Pasifi oğlum, hem Pasifi'nin yüzdesi slow artmış, hem Agility'nin 2.8'den 3.2'ye çıkmış, hem örümcekleri 280'den 320 EP'ye çıkmış. Ama Magic Resist olarak örümcekleri %40'tan 25'e düşürmüşler. Oğlum Brood'u niye buff'lıyorlar? Vay amına koyayım ya. Retaliate. No longer has an active component that provides attack damage. Eski ultisi gibi yapmışlar Centaurum beyler. Artık bu aldığınız answer returns just damage. Sana sanırım aldığın hasarın, yanlış inşallah şey yapmıyorumdur, aldığın hasarın %35'i kadar STR veriyormuş. Yani öyle anlaşılıyor herhalde. Base damage'ı da 16 36 56 76'dan 15 30 45 60. Artık şey yapmıyormuş. Bastığın zaman atak vermiyormuş. Ve now does half damage to towers instead of full. Ha. Artık kuleler de sana vururken bu pasifinden şey, yarı şey yiyecekmiş. STR'n kadar ya hasar yansıtıyor. Ha. Anladım. Senin STR'nin %35'i kadar hasar mı yansıtıyor? O zaman full taras kastığımız günler geri gelmiş şeye. STR'ni damage'a çeviriyor. Dur ya. STR return damage. Aynen. STR'nin %35'i kadar hasar veriyormuş. Evet. Double Agent cooldown'u 5'ten 4'e düşmüş. Oha. Stun cooldown'u 22, 19, 16, 13'ten 15, 14, 13, 12'ye buff yemiş. Damage'ı 80, 100, 10, 140, 170'ten 100, 150, 200, 250'ye çıkmış. Stun duration'ı 2, 2, 25, 2.5, 2.75'ten 1, 7, 2, 2, 3, 2, 6 nerf yemiş. Mana kostu da 115, 120, 125, 130'dan 100, 110, 120, 130. Yani early game buff'ı late'de aynı. Aynen Dota 1'deki gibi olmuş Fatih, işte onu dedim ya. Dota 1'dekinin aynısı olmuş. Ama ultisiydi Dota 1'de bu. Bu şekilde artık üçüncüsü yani. Bir dakika ya, Retalite bunun şeyi değil mi? Ultisi değil mi? Şey, pasifi değil mi ya? Aynen, pasifi işte. Stampede ultisi. Ultisindeydi Dota 1'de, şimdi üçüncü skinle aynı getirmişler. Abi bu Double H bu arada çok saçma ya. Yani şu skill 4 saniyede bir atıyorsun. 300 mü 400 mü ne vuruyor ve mana kostu yok amına koyayım ya. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Bak mana kostu yok baba. 300 vuruyor 4 saniye. 15 talent'ı 25 base damage'dan 40'a çıkmış. 20 talent'ı artı 70 retaliate damage'dan %50 şey artı 50'ye. Ah, Chaos Knight. Metaya sokmaları gerekiyordu artık bu hero'yu. Bayağıdır oynanmıyor çünkü. Chaos Strike now has a %30 chance to proc instead of using a cooldown. Ha, çok şükür. Chaos Strike'ın %100, hani 4 saniyede bir de oldukça kritik vuruyordu ya, onu %30 şans olarak koymuşlar. Artık %30 crit vurma şansınız var. Phantasm ultisi cooldown'u 125'ten 75'e düşmüş. Phantasm Illusion counters from 3'ten direkt %100 3'ten. İlk level'da 1, ikinci level'da 2, üçüncü level'da 3 illüzyon çıkacakmış. Illusions outgoing damage increased from 40-70 %100'den direkt %100'e çıkarılmış. Illusions no longer have an extra %25 magic resist diyor. Artık diyor illüzyonların ekstra %25 magic resist'i yok diyor.
Mana kostu 125-200-275'ten 75-125-175 olarak buff'ı yemiş. Ama şunlar biraz silmiş. 15 talent'ı %12 cooldown reduction'dan 14'e, 25 talent'ı artı 1.5 max chaos bolt duration'dan 1 saniye minimum max. Anladım. 1.5'tan 1'e düşürülmüş. 1.5 saniye Chaos Strike cooldown'dan %10 Chaos Strike chance. Yani %30'dan %40'a çıkarabiliyorsunuz kritik vurma şansını. CK'dan hiçbir skim olmaz. Klings. Intelligent gain'i 1.7'den 2.2'ye çıkmış. Buff yemiş. Attack point improved. 0.7'den 0.4. Searing Arrows. İşte önemli olan bu spell. Searing Arrow damage'ı buff yemiş 55'ten 60 early game buff'ı da yemiş. Searing Arrows mana kostu 12'den 9 10 11 12'den direkt 12'ye sabitlenmiş early game nerf'ü. Strafe is a basic ability again. Grants 200 attack speed and %100 evasion against range attackers. 6 saniye boyunca. Beyler, Strafe tekrardan kullanılabilir bir skill haline gelmiş. 200 attack speed veriyormuş son level'da bastığınızda ve %100 evasion Wind Ranger gibi %100 evasion veriyormuş 6 saniye süre boyunca ama sadece range atak yapan hero'lara karşı ya da unitlere karşı. Melee hero'lara karşı miss'iniz yok ama range hero'lara karşı miss'iniz oluyor. 6 saniye sürüyor miss. Attack speed de 200 attack speed 6 saniye sürüyor. Cooldown'u da 22 saniye, mana kostu da 70. Son level için konuşuyorum. Skeleton Walk, hayır eskiden miss vermiyordu. Damage yemiyordu direkt. Direkt dodge'layabiliyordun yani. Skeleton Walk now provides invisibility and %60 movement speed. Does not and invisibility when casting his spells. What? Skill castlediğiniz zaman yani ulti açtınız ya da işte strafe bastınız. Skeleton Walk bozulmuyormuş. 40 saniye sürüyormuş inmesi. %60 movement speed veriyormuş. 17 saniyede cooldown'u varmış. Burning Army is now a scepter ability. Aghanim eklenmiş. Summons 5 skeletons in Unitju's line. Skeletons have been held but die in 2 hits and deals %30 of your damage. Cooldown'u 90, mana kostu 150. Kanka iskeletlerin 1000 HP'si varmış ama 2 hit de ölüyorlarmış ve %30. Nasıl ya? Ha, Aghanim 5 tane skeleton summonluyormuş. Sadece 2 hit atıp ölüyorlarmış ve senin damage'ının %30'u kadar vuruyorlarmış. Yani 1000 hasarın var, tamam mı? 300 vuruyorlar, 2 hit atıyorlar. Yani skeleton başına 600 vurmuş oluyorlar gibi düşünün. Aynen. Hani 2 tane iskelet çıkıyordu sürekli vuruyordu ya artık o yok. 5 tane iskelet çıkıyor. Tamam mı? 1000 HP'leri var. Ama sadece 2 tane vurup sonra ölüyorlar. Sanırım öyle. Aynen ben öyle anladım yani. Senin hasarının %30'u kadar. Death Patch. Rework yemiş. Nasıl sürekli vuruyor oğlum? But died in 2 hits and deals %30 of your damage diyor. Sürekli vuramaz amına koyayım. Nasıl sürekli vuruyor? Ölüyorlar diyor oğlum 2 hitte. Öyle değil mi? 2 vuruşta mı ölüyorlar? Ha, o zaman farklı. O zaman şöyle oluyor. Benim ilk okuduğumdaki gibi oluyor. 1000 HP'leri var. Ama 2 tane vurduğunda 1 bile vursan 2 hitte ölüyorlar. Yani 500-500 vuruyorsun. Aynen. Aynen. Tamam aşkım. Dur. Ne oldu? Wardları gibi olmuş o zaman. İki hit de ölüyorlar o zaman. İlk okuduğum gibi olmuş. Tamam. Olur, öyle de olur. Death Patch rework yemiş. Is
now his ultimate. Aa, Deathpatch ultimate olmuş lan. Vay amına koyayım. Deathpatch'e sonunda ulti yaptılar. Consumes a target friend your enemy creeps. Gaining a percentage of its points as max and health and damage. Vallahi diyor ki friendly unitlere ya da enemy creep'e atılabilir diyor. Ama şu kısmı anlamadım mesela. Diyor ki eğer bu zayıflatma süresinde bir düşman kahramanı ölürse kalıcı bonus hasar. Tamam, onu zaten biliyoruz. Deathpatch süresinde birini öldürürseniz kalıcı bonus hasar alıyorsunuz. Attığınız zaman kazanılan sağlık %100, kazanılan hasar %14. Artık hasar da veriyormuş %14 attığınız zaman bunu. Ama bak diyor ki gains %14 of the targets run heals as damage. Yani attığınız unit'in HP'sinin ve hasarının çok önemi var. Aynen. Yani attığınız unit'in %14 HP'sini ve hasarını alıyorsunuz. Aynen. Yani attığınız unit'in 100 hasarı varsa 14 AP alıyorsunuz. Attığınız unit'in 1000 HP'si varsa 140 HP alıyorsunuz. Öyle değil mi? Öyle mi oluyor? Yanlış mı biliyorum yani? Aynen. HP'sinin %14'ün. Tamam işte öyle dedim ben de kanka. Ha, HP'sinin %14'ünü. Anladım. Yani HP'si 1000 olan bir unitten 140 hasar mı alıyorsunuz? Öyle mi oluyor lan? Aynen öyle mi oluyor? Oha, çok iyiymiş lan o zaman. Ananı sikeyim. Oğlum, domili bir unit'i yediğinizi düşünsenize. Domi kasan birinin domisini yediğinizi düşünsenize. 1400 HP'si var. 1400 mü 1200 mü ne? Oha! Çok op. Bu tam bir domi düşmanı olmuş reisler. 10 talent'ı 9 STR'den 1.75 mana regen. 10 talent'ı 7 agility'den Skeleton Walk Exit Summons One Burning Army Skeleton. Skeleton Walk'tan çıktığın zaman bir tane Burning Army iskeleti veriyormuş 10 talent eğer onu seçersen. 15 talent'ı 12 Searing Arrows Damage'den 25'e, 15 talent'ı -30 Burning Army cooldown'dan 10 saniye Skeleton Walk cooldown'una, 20 talent'ı 100 attack range'den 125 attack range'e, 20 talent'ı 325 deathpatch health to kills reset deathpatch cooldown. Ne demek lan? Artı 325 deathpatch heals to kills reset deathpatch cooldown. Bak şu alınabilir. 20 talent'ın eğer bunu alırsanız beyler, kill aldığınız zaman deathpatch'in cooldown'u sıfırlanıyormuş direkt. PA Ganymi gibi. 25 talent'ı da artı 3 saniye Skeleton Walk Attack Speed to 100, artı 50 %5 Deathpatch Health artı Damage'a dönüştürülmüş. İyi. Bayağı buff yemiş. Klings oynanır yani. Clockwork. Rocket Flare Vision Duration'ı 10 saniyeden 8 saniye. İyi olmuş abi. Çok. Vallahi çok iyi olmuş. Çok duruyordu ya. 15 talent'ı artı 12 STR to artı 1 Power Cox. Bu çok iyi olmuş. Koglar 2 hit de ölüyordu ya, 3'e çıkmış. 15 talent'ını alırsanız 12 STR yerine. Crystal Maiden. Moon Speed 275'den 280. Base Int 2 arttırılmış. Base Damage'ı anca aynı kalmış. Freezing Field 835'den 810'a. Freezing Field Scepter Delay 2 to 1.75.
Yani ultisinin 835 alana vuruyordu ya böyle 810'a düşmüş. Freezing Field eskiden hani açtığınız zaman 2 saniye delaylı mı vurmaya başlıyordu hasarı? Onu sanırım 1.75'e düşürmüş. Scepter delay ama bu. Scepter gecikmesi. Scepter'ın varken. Recep'cim patch bitsin. Ondan sonra atarız vaktimiz kalırsa kankacığım. 15 talent'ı eksi 2 saniye Crystal Nova cooldown'undan 3'e düşürülmüş. Talent olarak buff yemiş. %8 Magic Resist Aura'dan %6'ya nerf yemiş 15 talent'ı. Darkseer Agility increased from 12'den 18. Agility 12'den 18'e çıkmış. Base Armor'u bir düşürülmüş. Oğlum bu Darkseer'dan ne istiyor bu Icebreaker? Kanka Hero'yu bir Allah'ın kulu oynamıyor. Hala Hero'yu nerfliyorlar amına koyayım. Yazık günah ya. Vallahi yazık. Vakum'un mana kostu 100, 130, 160, 190'dan 60, 90, 120, 150 buff yemiş bayağı. Vakum damage'ı 50, 100, 150, 200'den 100, 150, 200, 250 buff yemiş. Vakum cooldown'u 60, 50, 40, 30'dan 60, 50, 40, 30. Bu ne demek lan? 0,1 saniye mi nerf yemiş? Ne değiştirir ki? Wall of Replica slow duration'ı 0,75'ten 1 saniyeye çıkmış. Talent'ları %10 evasion'dan artı 75 ion shell alanına değiştirilmiş. 15 talent'ı artı 100 ion shell alanından ion shell provides artı 400 max health. A is not heal, maintains health. Ha. Ion Shell attığınız 400 max health kazanıyormuş ama heal'lamıyormuş. Yani mevcut HP'niz 1000 ise 1400'e çıkıyor. Ama heal'lamıyor. Yani full HP'deyken atman lazım. Anladın mı? Yani mesela Ancient Operation'dan ulti yedin. Geldi adam sana Ion Shell attı. HP senin HP'n artacağı için, max HP'n artacağın için yüzdesel olarak ölüyorsun. Ölebilirsin canın azken yani. Onu atmaması lazım. 15 talent change 10 HP regen'den %25 Wall of Replica damage. O 15 talent'ı iyi olmuş. Şu iyiymiş. Dark Pillow. First Crown Radius increased 325'te 360. Vay be. Alanı arttırmışlar. Terrorizing return speed increased 500'den 600. Bu neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Hani Terrorize attıktan sonra diğer ultinizi basamıyordunuz ya, Jax size geri gelene kadar. 500 movement speed ile geri geliyordu o kafesin içinde tuttuğunuz yaratık. O artık 600 ile geri gelecek. Yani diğer ultinizi daha çabuk kullanabilirsiniz. Talentları 10 talent artı 10 int'ten artı 0,4 Cursed Crown Stun Duration olarak değiştirilmiş. 15 talent'ı da artı 30 movement speed'ten eksi 2 saniye Shadow Realm cooldown'una değiştirilmiş. Dazzle 10 level talent'ı 1,5 mana regen'den 1,75'e çıkmış. 15 talent'ı artı 24 Shadow Wave Heal damage'ı 30'a çıkmış. 25 talent'ı da 0,4 Bad Juju Armor Reduction'ı 0,5'e çıkmış. Buff yemiş yani. 0,1 armor. Dead Prophet Crypt Swarm Cast Point 0,4'ten 0,2'ye düşürülmüş. Kill çok güzel lan. 5 saniye cooldown, 300 hasar, 160 mana. Gerçekten iyi yani. 20 level talent 2,5 saniye Crypt Swarm cooldown'dan 3 saniye. Oha! 3 saniye düşürse zaten 5 saniye 2 saniyede bir atabiliyorsun. 25 talent'ı da artı 6 Exorcism Spirit 8'e çıkarılmış. Ultisi yine iyi buff yemiş yani.
Disruptor Kinetic Field alanı 340'tan 350'ye. Glimpse Buckwheat not counting the position of dead heroes as in the fountain has been fixed. Glimpse'le alakalı bir bug varmış. Onu fixlemişler. Tam olarak ne bug'ı bilmiyorum, o yüzden açıklayamayacağım. 10 talent'ı %20 magic resistant -2 saniye kinetic field cooldown'u. 15 talent'ı -3 saniye kinetic field cooldown'dan artı 1,5 saniye static storm duration. Oo, bu çok büyük buff. Static Storm ultisi artı 1,5 saniye çok büyük buff. Harbi çok iyi. Çok iyi 15 talent'ı. Doom'un base armor'u bir arttırılmış. Atak range'i 175'ten 200'e çıkarılmış. Olabilir. Devour Gold'u 20, 80, 140, 200'den 50, 100, 150, 200 olarak buff yemiş. Devour Regen'e 3, 7, 11, 15'ten 2, 6, 10, 14'e düşürülmüş. Nerf yemiş. Sourced Earth, yani şu flame açıyor ya yürürken, HP regen falan veriyordu. Sourced Earth, Waxwing Animation, Time Reduced 1.27'den 0.83. Animasyon süresi düşmüş. Yani 1.27, 0.83. 10 level talent'ı 16 artı Sourced Earth damage'dan artı 2 saniye Doom Duration. Oha! Artı 10, 15 talent'ı da artı 3 saniye Doom Duration'dan artı 30. Oğlum çok iyi buff lan Doom'a. Harbi çok iyi buff amına koyayım. Gerçekten. Gerçekten çok iyi buff. Berkay Karakuş. Durumun farkındayım kardeşim ama ben de bir Dota yayıncısı olarak böyle büyük bir update'i yani siz merak etmeseniz bile ben merak ediyorum. Bu oyunu aktif olarak oynayan ve yayınını yapan bir insan olarak ben merak ediyorum şahsen. Yani her gün oynayabilirsin kanka. Her gün nerf, her gün buff patch'i gelmiyor yani. Senede kaç kere geliyor? Ayda bir kere bile gelmiyor. 3 ayda bir kere geliyor yani. Devam edelim abi. Draw Ranger Base Damage Spread Reduced from 49-60'dan 51-58'e. Anladım. Yani 49-60 arası vuruyormuş. Artık 51-58 arası vuracak. Movement Speed 285'ten 290'a çıkmış. Base Armor'u da bir arttırılmış. 10 level talent'ı %40 Gust Blind'dan 50'ye çıkarılmış. Oha lan. Bu Silence'ı %40 miss rate veriyordu ya, miss şansı veriyordu, onu artı 50'ye şey 40'tan 50'ye çıkarmışlar. 15 talent'ı da Yasir'cim hoş geldin. Artı 20 movement speed'den eksi 6 saniye multi shot cooldown'u. Oha bu da çok iyi lan. Harbi iyi ya. Bu da buff yemiş. Earth Spirit Base Strange'i 21'den 22'ye çıkmış. Rolling Boulder. Yuvarlandığı skill var ya, rolling yuvarlanıyor. Onun alanı 150'den 160'a çıkmış. Yani hani böyle dümdüz giderken böyle bir tık daha böyle ufak bir şey olsa, taşa takılsa çarpıyor yani. Magnetize ultisi damage'ı 50-75, 100'den 40-80-120 olarak early game nerf'ü late game buff'ı yemiş. Enchant Remnant. Remnant now allows him to target himself. And can kick yourself with boulder smash. Nasıl lan? My spirit accretes from a higher plane. Anlamadım. Bu ne abi? Kendini taşa çevirip kendini tekmeliyor mu? Yanlış mı okuyorum?
Bu Aghanim'le gelen bir skill zaten, değil mi? Yanlış okumuyorum o zaman kanka. Artık Aghanim kastığınız zaman kendinizi taşa çevirip tekmeleyebiliyorsunuz amına koyayım. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Said body is flesh, but spirit immortal. Harbiden bence öyle yani. Dur bak, buna bakacağım ya, merak ettim. Vallahi merak ettim. Şimdi bak, Aghanim kastığınız zaman aynen bak, Enchant Remnant geliyor. Aa. Aa. Abi çok iyi. Çok iyi amına koyayım, harbi çok iyi. Fissure duration'ı 8 saniyeden early game'de 6.5, late'de aynı olacak şekilde early game nerf yemiş. Ange Totem animasyon süresi 0.57'den 0.38'e düşürülmüş sanırım. Evet öyle. 10 level talent'ı artı 25 damage'dan 20 base damage'a döndürülmüş. Elder Titan base STR'si 2 arttırılmış. Echo Stomp playing the full channel animation if it was cancelled during the cast point. Sanırım bu Echo Stomp'u atarken eğer cancel'larsan gene bu full channel, hani full kesliyormuşsun gibi bir animasyon çıkıyormuş, onu fixlemişler. Sanırım artık o olmuyor. Astral Spirit Return Speed Increased from astralınızın geri dönme hızı 800'den 900'e çıkmış, artık daha hızlı dönecek. Astral Spirit no longer refreshes when a new spirit is cast and returns before buff expires. No longer refreshed. Nasıl yani lan? Yani Astral Spirit'e attığınız zaman birisi bir üstünüzdeki bir buff bitmeden bir tane daha atarsanız artık ikinci bir buff'a mı sahip oluyorsunuz, yoksa ben mi yanlış okuyorum? Yani diğeri silinip yenisi eklenmiyor. Ayrı ayrı iki buff'ın oluyor, değil mi? Şurada yazan o yani. Yoksa tam tersi mi? Veriyordu, artık vermiyor mu? Ha, anladım. Tam tersi. Yani veriyordu, artık vermiyor. Anladım. Tamam. Eskiden veriyormuş iki tane buff'a, artık bir tane buff veriyor. Anladım. Ulan var ya. Ya da artık veriyor. Anlamadım. Burayı tam anlamadım. Kusura bakmayın. 10 level talent'ı artı 8 STR'den 20 atak speed'e, 20 talent'ı 55 atak speed'den %100 cleave. Oha. 20 talent'ı çok iyiymiş. Carry yaparlar ona. %100 cleave iyi lan. Flame Guard Damage per second 30 40 50 60'tan 25 35 45 55 5'er damage nerf yemiş. Enchantress int gain'i 3.6'dan 3.8'e çıkmış. Turn rate'i 0.5'ten 0.6'ya çıkmış. Yani bir tık daha geç dönecek. Scepter now once provides Aghanim kasınca artı 150 atak range verecek. Nature's heal interval change from every 1 seconds to every 0.5 seconds. Ha. Açtığınız heal'lar çıkıyordu ya üstünüzde. 1 saniyede bir kere heal veriyordu. Artık 0.5 saniye. Yani saniyede 2 kere verecek. Öyle olarak değiştirmişler. 10 level talent'ı 15 moon speed'den 20'ye çıkmış. Daha ne kadar hızlandıracaksınız? Yarış arabası oldu Hero. Enigma. Malefice damage'ı 30, 55, 80, 105'ten 40, 60, 80, 100'e nerf yemiş. Ama şöyle, late game nerf'ü, early game buff'ı. Malefice bu stun'ı. Aynen.
Hünerler. 10 talent'ı %12 magic resist'ten artı 4 saniye midnight pulse duration'ı. 10 level talent'ı artı 150 Eidolon attack range'inden artı 135 Eidolon health'ine. 15 talent'ı 0.25 saniye Malefice Stun Duration'ı 0.35'e çıkmış. 0.1 saniye buff yemiş yani Malefice Stun'ı. 25 talent'ı da artı 6 Demonic Conservator Eidolon'u artı 5. Yani artı 6 Eidolon'un artı 5'e. Yani bir Eidolon nerf yemiş. Evet, bayağı güçlü oluyordu değil mi 25 levelde? Faceless Void'in Time Walk Scepter. Oha. Aghanim buff'ı yemiş gene Void. Birinci skill ile atladığında 250 alana vuruyordu ya Basher'ı. Artık 350 alana vuruyor. Daha büyük alana vuruyor yani. 15 talent'ı 1.2 saniye Time Walk'tan artı 275 Time Walk Cast Range'e dönüştürülmüş. 20 talent'ı da artı 350 Time Walk Cast Range'inden 1.75 saniye Time Walk'a. Yani talent'ların yerleri değişmiş ama şöyle olmuş. Hem Time Walk attığı Cast Range düşmüş 75, ona nerf atmışlar ama 1.2 saniye Time Walk süresi de 1.75 saniye Time Walk süresinde, yani yaklaşık 0.5 saniyede Time Walk buff'ı yemiş. Cast Range'den alıp süreye vermişler yani. Grimstroke'un Attack Range'i 575'e çıkmış. 10 level talent'ı 20 movement speed'den artı 100 Cast Range'e. Büyük buff. Bak, büyük buff. 15'teki artı 150 Cast Range'de artı %20 Inkswell Movement Speed olarak getirmişler. 20 talent'ı da 650 Stroke of Faced Cast Range'inden 800'e çıkmış. İyi buff yemiş Grim. Gerçekten iyi buff yemiş. Gyro, Base Int'i 19'dan 21'e. Misili, yani stun'ı Launch Time Reduced 3.3'ten 2.5 saniyeye. Yani 0, yani yarım saniye kadar nerf yemiş. Flek kanonu cooldown'u 18'den şey 20'den 18'e düşmüş cooldown'u. Talent'ları da 10 talent'ı 12 damage'dan 16'ya, 175 health'ten 200'e çıkmış. Yani ikisi de buff yemiş talent'ların. 20 talent'ı da 12 rocket barrage damage'ı 16'ya çıkmış. İyi buff. Ama tabi diğer talent ne? 20 talent'ı. 30 hareket hızı da iyi. Bayağı iyi hatta. Bakalım. Haskar, Agility Gain'i 1.4'ten 1.8'e buff yemiş. Base damage'ı 2 arttırılmış. Inner Fire Knockback Reduced from 550'den 400'e. Yani knockback dediği bu ileri doğru ittiriyor ya, Inner Fire bastığınız zaman Haskar'ın. 550 değil artık 400 ittirecek. Life Break'te No longer deals damage to Rosh. Aha. Yarrağı yedin. Artık Life Break, yani ultisi Roshan'a hasar vurmuyormuş arkadaşlar. Solo Rosh devri kapandı. Talent'ı da 25 talent'ı da artı 150 atak range'i 175'e çıkmış. Aha, Invoker. Hadi bakalım Invoker. Base damage'i 2 arttırılmış. Fork Spirit Base Attack Time 1.5'tan 1.35'e. Fork Spirit Melting Strike No Longer Has A Mana. Yani Fork Spirit'in bir tane skill'i vardı ya, manası bitince vurmuyordu. Artık sanırım o mana yok. Yani sınırsız vuruyor Fork Spirit. Hünerleri de 10 level talent'ı artı 50 Chaos Meteor Contract Damage artı %30 Chaos Meteor Damage. Oo. Oo, bak bu iyi. Bak şimdi alınabilir. Harbi şimdi bu talent kullanılabilir işte bak. İyi olmuş. Allah'a iyi olmuş. Base movement speed'i 280'den 300. Neden ya? Neden amına koyayım? Neden ya? Jakiro Dual Breed mana kostu 135, 140, 155, 175, 170'ten 140, 150, 160, 170. Early game nerfü late game'de aynı. Ice Bat mana kostu 90'dan 100'e sabitlenmiş. 10 level talent'ı
275 atak range'den 325'e 15 talent'ı 275 health'ten eksi 1 saniye ice pet cooldown'una. Juggernaut. Evet, meta'nın metaların daha doğrusu en sevilen kerisi Juggernaut. Bu meta'da hiçbir yeri yok Juggernaut'ın. Ama bakalım şimdi artık meta'da mı? Hemen. Omni Slash now provides artı 40 attack speed. Wow. Omni Slash attack speed multiplier reduced from 1.7'den 1.6'ya. Yani Omni Slash artık artı 40 attack speed veriyormuş. Yani ulti attığınızda bir artı 40 attack speed vererek atıyor ultinizi. 15 talent'ı artı 80 Blade Fury movement speed'den 100'e çıkmış. 20 talent'ı da artı 100 Blade Fury DPS'den 140'a çıkmış. Yani bu şu demek. Artık Juggernaut'ı magical olarak görebilirsiniz beyler. Bu demek yani. Jugger meta'ya girebilir ama çok büyük bir buff değil, onu söyleyeyim. Hani right click Juggernaut'ı çok fazla etkilemez bu. Sadece tek güzel yanı artı 40 attack speed ultisini attığı zaman. Başka bir şey değil yani. Şundan başka hiçbir esprisi yok. Ama şu da iyi yani. Şu talentlar da iyi. Keeper of the Light. Eliminate channel duration 2-3-4-5'ten 2-2-7-3-4-4-1. Buff yemiş. Total damage'ı da değişmemiş Eliminate'in. Yani 500 vuruyor ama artık 5 saniye yerine 4.1 saniyede kesliyorsunuz. Spoiler verme chat'te Onur. Ultisi Flicker no longer drops your orders and no longer friends orders from being. Ben bunu anlamadım abi. Benim İngilizcem bu kadar iyi değil. Bilenler chat'e yazsın, bunu söyleyelim. 20 level talent'ı 250 chakra magic mana vermiyor artık. Eksi 4 saniye chakra magic cooldown'unu düşürüyormuş. 20 talent'ı. Şunu anlamadım beyler. Plan var mı? Konka'nın 25 talent'ı %85 Tidebringer Cleave'den %110'a çıkmış. Oha lan. Oğlum bu hero'yu niye nerflemiyorlar ya? Şu Tidebringer'dan nefret ediyorum. Legion Commander base STR'si 1 düşürülmüş. Dual atak bonusu 10-18-26'dan 10-20-30 olarak early game aynı, mid game ve late game buff'ı yemiş. 15 talent'ı eksi 4 saniye overwhelming odds cooldown'u eksi 6'ya. Yani buff. 25 talent'ı 275 alan presti atak artı 400'e. 25 talent'ı artı 32 duel bonus damage'ı da artı 30'a düşürülmüş. Yani talent'ının biri buff, biri nerf yemiş. Yok kaptan giyiyor. Leshrac. Base damage'ı 3 arttırılmış. Atak range'i 600'den 575'e düşürülmüş. STR kazanımı 2.3'ten 2.5'a çıkarılmış. Ultisi Scepter Lightning Storm. Ultisi Lightning Storm mu veriyordu bunun? On Lightning Storm bunun 3. skill'i. Dur bakayım. Evet. Aghanim aldığınız zaman eskiden 1.75 saniyede bir 3. skillini atıyordu herhalde. Ben bunun Aghanim'ini bilmiyorum. Artık 1.5 saniyede bir atacakmış. 10 talent'ı da 200 manadan artı 40 split earth radius diyor. Yani bu stun'ı var ya, artı 40 daha büyük alana atacak. 20 talent'ı da 350 HP'den artı 1 saniye lightning storm slow'u verecekmiş. 25 talent'ı da 2.5 saniye Lightning Storm Slow'dan artı 175 Lightning Storm damage'ı. O bu da çok iyi ya. Ama bence gene de Diabolik daha iyi. Çok iyi push atıyor. Lich 10 talent'ı 15 movement speed'den artı 60 Frost Nova alan hasarına çevrilmiş. 10 talent'ı 150 HP'den artı 100 cast range. Oo. Bu da çok iyi olmuş. Vallahi çok iyi olmuş bak. Supportların cast range talentlarını early game'e aldığınız zaman çok güçlü oluyorlar. 20 talent'ı artı 150 cast range'den 100 chain frost damage'ına. Of çok iyi lan. 2.5 saniye frost shield duration'ını artı 4 saniye çıkarmışlar 20 talent'ında da. Hangisini seçerseniz artık.
Lifestealer minimum base damage'ı 42'den 46'ya. Minimum 42 vuruyormuş. Artık 46 vuruyor minimum. 10 level talent'ı 25 attack speed'den 30'a çıkarılmış. Gene attack speed buff'ı yemiş. Çıldırmış bu Iceprog ya. 10 talent'ı 150'den 200'e. Tabii ki de herkes attack speed'i alır. Sanmıyorum kimse 200'e bağlı. 20 talent'ı %40 open wounds lifesteal 2. Eksi 4 saniye open wounds cooldown. Yani... Bilmiyorum. Slow'u var ya, %40 lifesteal daha fazla veriyordu 20 talentıyla. Artık 4 saniye cooldown düşürme olarak değiştirmişler. O da olur. Diğeri ne ki? 16 kaçınma. Herkes kaçınma veriyor zaten. Laguna Blade damage'ı 450-650-850'den 500-700-900 gene buff yemiş. Dragon Slave, Waxwing Animation Time 0.53'den 0.38 süresi düşürülmüş. Animasyon süresi. 20 talent'ı da 24 %1.5 Fear Soul per stack'ten 30 artı 1.5'a. Ne? Çok büyük bir şey değil ama yine de olsun. Buff, buff'tır yani. Lina'yı çok görmüyorum ben metada. Alınabilir. Ama Laguna Blade gene buff yemiş. Kanka bu hero güçlü zaten. Bu hero'nun early game'de karşısında durabilen bir mit yok yani. Gerçekten yok. Hepsini alayını sikiyor tek başına. Çok dövüyor yani herkesi. Yine de buff yemiş. Base attack speed 100'den 115'e çıkmış Lion'ın. Base armor'u bir arttırılmış. 10 talent'ı 75 cast range'den %15 mana drain slow'una. 15 talent'ı %15 mana drain slow'dan 150 cast range'e. Yani 2 katı cast range vermişler. 15 talent'ı Finger of Death damage'ından eksi 2 saniye Earth Spike cooldown'u olarak değiştirilmiş. 20 talent'ı da 400 HP'den artı 20 Finger of Death damage per kill olarak değiştirilmiş. Yani her kill başına bu talent'a verirseniz artı 20 Finger of Death hasarı alıyorsunuz 20 talent'ında. Laundryt. Strange kazanımı 2.7'den 2.5'a düşürülmüş. Roar'u, Savage Roar'u is no longer duplicate, cast on need target that in unable to cast. Anlamadım. Şurasını anlamadım. Summon Bear damage'ı 3. Bir tek şunu anladım. Bu Entangle var ya bağlaması. Eskiden hani Krib'i bağladığı zaman öldürene kadar tutuyordu ya. Hero'yu böyle işte belli bir süre tutuyordu. Artık hani Krib'i de özel olarak o kadar tutmuyormuş öldürene kadar. Aynı Hero'yu tuttuğu gibi olacakmış. Şurasını anlamadım. Şu iki tar iki şu üçünü anlamadım abi. Şurayı. True Form Armor bonusu 10 15 20'den 8 10 12'ye düşürülmüş, nerf yemiş olması gerekiyordu bu arada. Savage Roar'ı bastığın zaman ikisinde de çalışıyormuş. Artık stun yiyen unit'in Savage Roar'ı çalışmıyormuş. Yani ayınız stun yediği zaman siz basınca mesela ayının Roar'ı çalışıyordu. Adamlar ayıdan uzaklaşıyordu ya. Artık ayı stunlıysa ayınınki çalışmıyormuş. Aynı şey sizin için de geçerli. Siz stunlısınız, ayıyla bastınız, sizinki çalışmıyor. Öyle. Burasını anladık ama şu ikiyi hala anlamadım. Level 25 talent'ı 0.15 split 1 attack time'dan 0.1'e düşürmüş. Bu da nerf oluyor arkadaşlar. Luna base damage'ı 3 arttırılmış. Lunar Blessing. Vay. Pasifi var ya. %30'dan %34'e çıkarılmış ama early game için nerf yemiş. Sonradan en late'de buff oluyor. Lunar Blessing no longer increases armor. Artık armor vermiyormuş. Arkadaşlar. Ama temel hasarı işte %30'dan %34'e çıkarılmış yani. Ama artık armor vermiyormuş. Moonglaive'si de diyor ki
1, 2, 3, 6 ünite sekiyordu ya. 1, 2, 3, 6 kere sekiyordu ya. Artık 3, 4, 5, 6. Yani early game için buff yemiş. Moonglaive damage'ı her sekme için %35'ten 52, 46, 30, 34 olarak early game için nerf yemiş. Reduction. Yani damage reduction'ı. Evet. Hani ilk başta az vuruyor seken, sonradan daha çok vuruyor. Yani seken o şeyler artık bumeranglar attığı şey ne boksa yani. Empower damage'ı %10, 15, 20, 25'ten 11, 18, 25, 32 olarak buff yemiş. Empower gene buff yemiş. Shockwave'in slow'u %60'tan 75'e çıkmış. Skewer cooldown'u 26, 24, 22'den 22, 20, 18, 16 olarak buff yemiş. Skewer'ın alanı yani önüne geldiğinde alıp götürüyor artık. 100 alan daha artmış. 10 talent'ı 15 atak speed'ten 20 damage olarak değiştirilmiş. 15 talent'ı da 100 shockwave hasarından 140'a çıkarılmış. Yani buff yemiş. Çünkü Magnus bayağıdır yoktu meta'da. Yeri yoktu yani. Mars Space Inti 17'den 20'ye. Arena of Blood diyor ki Arena of Blood Formation Time Improved from 6 Seconds to 03. Bunun da sanırım arenanın bu duvarlarının kalkma süresi var ya, o 0.6'dan 0.3'e değiştirmiş. Yani arena direkt açılacak böyle fış diye gelecek yani. 10 level talent'ı spear cooldown'u 2'den 3'e. Artık bir saniye buff yemiş. Aha Medusa. Ne oldu acaba? Allah'ım ne olur nerf yesin, ne olur nerf yesin. Base CTRS 15'ten 17'ye arttırılmış. Base Int'i 19'dan 23'e arttırılmış. Split Shot. Arrow now is the same damage reduction as the secondary arrows. Split Shot artık eskisi gibi gene kapatıp açılabilecek. Yani açtığınız zaman herkese vuracak. Kapattığınız zaman vurmayacak. Tek ünite vuracak. Extra arrow count. Ekstra 3 tane ünite vuruyormuş. Artık 4 tanesine vuracak. 4 tane ekstra oku olacak. İkinci arrow, secondary arrow, bonus range 100'den 150'ye. Yani aynen. Mesela 600 range var. İşte 750 range'e kadar vuruyorsa artık 800'e kadar vuracak yani. Split shot damage'ı %75'ten %80'e early game ve late game için buff yemiş. Yani. Yani Mystic Snake cast point de 0.4'ten 0.2'ye gene cast, yani bütün hero olarak cast şeyi cast buff'a atmışlar. Cast time buff'ı. Cooldown da 11'den 10'a iyi buff yemiş lan Medusa. Nerf beklerken yine tanrısal buff'ı yemiş. Miranda Moonlight Shadow Moon Speed'i %15'ten 9-12-15 olarak değiştirilmiş. Secret Arrow cooldown'u 18, 17, 16, 15'ten 19, 18, 17, 16 birer saniye nerf. Leap'i 550'den 575'e çıkarılmış. Range olarak. 15 talent'ı da 15 leap şey 65 leap attack speed'den 75'e. Bu da buff olmuş gene Mirana için. Yani Monkey King, Base Armor'u 3 arttırılmış. Jingo Mastery Damage'ı 60, 90, 120, 150'den 40, 70, 100, 130'a düşürülmüş. Nerf. Jingo Mastery Hit Tracker Duration 10 saniyeden early game'de 7, 8, 9, 10 olarak nerf yemiş. Gene early game nerf'i yemiş. Pasifi arkadaşlar. Ultisi Wukong's Command Attack Interval Improved from 1.2 to 1.1. 1.2 saniyeden 1.1 saniyede bir vuracak artık sanırım. Evet, öyle olması gerekiyor yani. 10 level talent'ı 15 atak speed'den 20'ye, 10 talent'ı 325 Trident Vision alanından 400'e, 15 talent'ı da artı 80 Jingo Mastery damage'ından 100'e çıkarılmış. Yani 15 talent'ını herkes ağaç kullanma menzili alıyor ama Ice Frog gene de sen bilirsin. Naga'nın
Yürüme hızı 320'den 330'a çıkmış. Ensenier cast point, yani yine cast time'ı 0.6'dan 0.5'e düşürülmüş. Song of the Siren Scepter upgrade'e now also reduced cooldown by 28. Ha. Agarim alınca ultinin cooldown'u 20 saniye azalıyormuş. İnanılmaz. Ah. Nature's Prophet. Sen de mi buradaydın? Hoş geldin. Base Armor 2 düşürülmüş. Nature's Call, Trans, Gold XP Bounty 16.20'den 8.20'ye. Niye? Ha, tamam. Tamam, özür dilerim. Oh, bir an korktum biliyor musunuz? 16 gold'dan 20'ye, XP'si de 8'den 12'ye çıkmış. Tamam. Ne, yani artık bunları kesmek daha iyi. Anladın mı? Talent olarak 25 talent 20'ye düşürülmüş. 15 Fruit of Nature base damage'ı 25'e çıkarılmış. Hayır. Az vermiyor. Öyle değil. Nature bak şöyle. 16 gold veriyordu. Şimdi 20 gold veriyor. 8 XP veriyordu artık. 12 XP veriyor. Öyle değil mi? Yani bu Nature's Prophet'in bu Nature's Call'larına yani creep'lerine bir nerf oluyor. Öyle olmuyor mu? O. He. Anladım. O zaman anasının nikahı kanka. 16 gold veriyordu millet kesmiyordu. Şimdi 8 gold mu verecekler? XP'de 20 veriyordu. 12 verecek. Çok kötü oğlum. Nature's Prophet'e millet nerf bekliyordu. Buff olmuş amına koyayım. Oğlum çok saçma. Bir an inanasım gelmedi çünkü. Anladın mı? Böyle kendi kafamdan şey yaptım. İnanmak istediğim gibi çevirdim kanka, anlıyor musun? Çünkü çok op amına koyayım. 20 talent'ı da 30 attack speed'den 8 armor'a, 15 talent'ı 8 armor'dan 25 attack speed'e. Vallahi iyi kanka. Vallahi iyi amına koyayım. Çok saçma abi. Şu hero'nun nerf yemesi lazım. Necro 25 talent'ı 2 saniye, Deadpool's cooldown'dan 2.5 saniye. Yani çok da büyük bir şey değil. Night Stalker 10 level talent'ı 150 manadan 45 void damage'ı, 10 talent'ı 150 health'ten %7 Hunter in the Night Movement Speed. Hunter in the Night'ı alırım ben bu arada. Yani 45 void damage'ını almam. Nyx Assassin Impale damage'ı 80-140-260'dan 100-160-220-280 olarak buff almış. Damage buff'ı 10 talent'da %6 spell amplification'dan %8'e, Ogre'nin agility gain'i 1.9'dan 1.5'a düşürülmüş. Olması gerektiği gibi şişko. 500 armor'la geziyordu. Yalnız bu Aghanim'le gelen ikinci stun'ı var ya, mana cost'u %60'dan %45'e buff yemiş. Bu etkiler bayağı yani. Base movement speed'i 300'den 305'e çıkmış. Omni'nin Purification'ın cast range'i 400'den 550'ye çıkarılmış. Degen Aura no longer reduced attack speed. Ha, iyiymiş bak. Bu iyi olmuş. Degen Aura radius'ı 300'den 375'e çıkarılmış. Artık attack speed kırmıyor. Sadece movement speed kırıyor. 20 talent'ı %10 Degen Aura'dan %15'e çıkarılmış. 20 talent'ı 3 mana regen'den 3 saniye Heavenly Grace cooldown'a değiştirilmiş. 25 talent'ı da 6.5 saniye Heavenly Grace cooldown'dan eksi 60 saniye Guardian Angel cooldown'la değişti. Ama bu çok iyi olmuş lan. Harbi çok iyi olmuş. Omni o hiç oynanmıyor Omni. Hiç sıfır yani. Herifi unuttuk amına koyayım. Eskiden OD Omni alırlardı, hatırlıyor musunuz beyler? Bezdirirlerdi OD Omni. OD alıyordun, arkasına Omni alıyordun, auto win'di, hatırlıyor musunuz mu? Repel verdiği zaman. Oracle, Purifying Flames konuşamadım. Yani bu hasar vurup iyileştirdiği spell var ya o. Cast point'i 0.3'den 1.5'a. Yani bu da cast time buff'ı. Hünerler
15 talent'ı 0.8 Spriffing Flames cooldown'dan 1 saniyeye. 25 talent da -4 Fate City cooldown'dan 1.5 saniye Fortunes and Max Channel Time. Yani 25 talent'ı çok boş be kral ya. Çok boş yani. Şu, o kadar o piro var. Bu reise de bir şeyler yap. Aha OD. Essence Flux Slow Duration'ı 1.75'ten 2. Essence Flux bu bastığınız zaman adama vurdukça slowlayan skill beyler. Üçüncü skill'i. Aktif duration'da 6'dan 8 saniye çıkmış. İyi bir buff. O diye. Arcane Orb mana kostu 110, 140, 170, 200'den 80, 120, 160, 200'e early game nerf şey early game buff'ı yemiş. Yani daha az manayla bundan atabiliyorsunuz artık. Astral'ı artık sanırım astral gömdüğünüz unit hasar vuracağı alanı böyle gösteriyormuş. Hasar alanını yani. Cast range'i de 450'den 450'ye ama 225'ten 300'e early game buff'ı yemiş astral gömme skill'i. 25 talent'ı da %12 spell lifesteal'dan %20'ye çıkmış. Aslında buna bir Octarine alacağım, bir de bu talent'ı alacağım. Bir de ölmez gibi yani, değil mi? Umur. Doğru olabilir. Phantom Assassin base damage'ı 3 artmış. Blur Scepter cooldown'u 12'den 10'a düşmüş. Wow. Kesinlikle Aghanim. Bak bu Ice Frog Aghanim'e aşık abi. Kesinlikle yani. Aghanim'i bu kadar seven başka hiçbir insan görmedim. Böyle bir şey yok yani. 10 level talent'ı 12 damage'dan eksi 1 Stifling Dagger cooldown. Yani cooldown iyi. Bayağı iyi talent aslında. 15 talent'ta 125 Cleave'den artı 350 Phantom Strike Cast Range. Yani Blink Dagger şey Blink cooldown'u. Phantom Strike Blink'iydi değil mi bunun? Aynen. 350 artı Blink Range vermişler. Ama %25 Cleave'ini almışlar. 20 talent'ında da %30 Blur'unu alıp %35'e çıkarmışlar o blur'u. Yani kendinden de %50'si var. Yani %85 mi oluyor? Dur bakayım. %85 mi oluyor blur'u? 50 artı %35 de bu 85. İyi. İyi. Phantom Lancer. Atak damage'ı 48-70'ten 52-66. Average olarak ortalama vurduğu hasar aynıymış ama. Split Lance damage'ı 100-150-200-250'den 100-160-220-280 olarak buff yemiş. Talentlarda da 15 talent'ı 100 Split Lance damage'ından eksi 1 saniye Split Lance cooldown'u olarak değişmiş. 20 talent'ı da artı 5 max juxtapose illusion'ından %4 juxtapose illusion damage'ına olarak değiştirilmiş baba. Oğlum, illüzyonlara niye hasar veriyorsun ya sen? Oğlum bu Ice Frog var ya, istiyor ki kanka böyle bütün OP hero'lar daha OP olsun, bütün ezik hero'lar daha ezik kalsın. Vallahi onu istiyor ya. Vallahi billahi Phoenix Fire Spritz mana kostu 80 90 100 110 120'ye sabitlenmiş ikinci skill'e. Supernova hit count'u 5-8-11'den 6-8-10'a. Early game buff'ı late game nerf'ü yemiş. Yumurtayı artık 5-8-11 hit yerine 6-8-10 hitte patlayacak şekilde ayarlamışlar. Talent'ları da 10 level talent'ı %14 Icarus Dive Slow'undan %18'e çıkmış. 15 talent'ı da 400 HP'den 500 HP'ye çıkmış arkadaşlar. Yani. Pak 25 talent'ı Dream Coil Rapid Fire Attack Interval Improved. Aa, 0.85 saniyeden 0.75 saniyede bir vuracak şekilde değiştirmişler. %25 talent'ı da Decreased from 350 Raining with AOE'den 300. 300'e. Yani 350 alandan 300'e.
küçültmüşler. O Silence hani bütün map'i atıyordu ya, onu azıcık küçültmüşler. Birazcık. Birazcık. Patch. Base health regen'i birden ikiye çıkmış. Olması gerekiyordu bu arada. Hiç sevmiyorum orospu çocuğu ayıyı ama gerçekten bu son 3. skill değiştirdiğinden beri bayağı hero yok oldu yani. Strength artışı 4'ten 3-2'ye düşürülmüş. Bu da iyi olmuş. Hook cooldown'u 27-22-17-12'den 21-18-15-12 olarak early game için birazcık buff yemiş. Rot slow'u da %32'den %32 ama early game için 11'den 14'e çıkarmışlar. 18'den 20'ye early game buff'ı yemiş Rot. Flash Hip Strength kazanımı da 1-1.5-2-2.5'dan 1.5-2-2.5-3'e 0.5 Flash Hip kazanımı vermişler. 10 level talent'ını da 25 rot damage'ını 30'a çıkar. 28 rot damage'ını 30'a çıkarmışlar. Evet. Berke donate'im nerede Berke? Hala atmadın donate'imi. Challenge donate'imi. Queen of Pain. STR kazanımı 2.3'ten 2.2'ye düşürülmüş. Shadow Strike'ının mana kostu 110'dan 110, 120, 130, 140 olarak nerf yemiş ki gerekliyordu. Kesinlikle gerekiyordu. Shadow Strike damage'ı da yani ilk attığınızda vurduğu hasar var ya hani böyle o dagger saplandığı anda bir hasar vuruyor ya. 50-75, 100-125'ten 30-60-90, 120 olarak değiştirilmiş. Nerf yemiş birazcık early game'de özellikle. Sonic Wave'in mana kostu da 250-360-500'den 250-400-550 olarak nerf yemiş ama yeterli bir nerf değil. Kop hala çok op abi. Kesinlikle çok op yani. Kesinlikle. Razer STR kazanımı 2.6'dan 2.8'e artmış. Agility kazanımı 2.1'den 2.3'e artmış. Plasma Field cooldown'u 14'ten 13-12-11-10 olarak buff yemiş. Static Link no longer disarms you. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim anlamadım. Ne yalan söyleyeyim anlamadım. Storm Search artık alana %8 yani alana movement speed vermiyor. Movement speed change %18'den 20'ye. Ama sanırım verdiğim movement speed %18'den %20'ye kendisi için değişmiş değil mi? Aynen kendine fazladan %20 hız veriyor. Ama aura olarak %8 yürüme hızı vermiyor. Koşarken vuruyor VR ultisi gibi. E tamam öyleydi zaten. Static link attığın kişi öyle vuruyordu zaten. Koşuyordun vuruyordu zaten. 25... Bu da ultisi diyor ki Eye of the Storm no longer has passive component. Eye of the Storm damage per strike increased 40-55-70'den 60-75-90'a her vurduğu hit için hasarı artmış. 25 talent'ı da diyor ki artı 180 Eye of the Storm passive damage'dan artı 1 Eye of the Storm targets. Oha! 25 talent'ına buna verirseniz arkadaşlar ultisi 2 kişiye 2 kişiye vuruyor. Static Link artık seni disarm etmeyecek ve görünmez atak yapmayacak. Otomatik onun yerine sen atak yapacaksın. Ama normalde atak yaparken hero durur ya, ya durmayacak Static Link çalışırken. Oha! Yani hem koşarken vuracak hem sen Static Link'i attığında vururken koşabileceksin öyle mi? What? Raise my enemies. Şimdi bak, böyle vuruyor. E vuruyor zaten oğlum, normalde de böyleydi. Vuruyor.
Bak normalde de böyleydi zaten. Vuruyordu. Hem çekiyordu hem vuruyordu. Bir farkı yoktu ki. He, sen vuramıyorsun kral. Aynı target'e vuramıyorsun. Damage'ını çektiğin target'e vuramıyorsun bak. Ama başkasına vurabiliyorsun. Gördün mü? Ama sen buna vururken ona vuramıyorsun. Anladın mı? Eskiden hem damage'ını çekiyordun hem vuruyordun. Artık hem damage'ını çekip hem vuramıyorsun. Artı damage'ı çektiğin kişiden başka birine vurursan ona vurmuyorsun. Anladın mı? Ya. Öyle olmuş işte. Bak buna vurmuyor buna vururken. Gördünüz mü? Ama buna vurmazsam buna vurabiliyorum. Ama buna vururken aynı zamanda buna hit vuramıyorum. Bak sadece skill'in pasifi vuruyor. İyi olmuş. İyi olmuş piçe. Çok OP'ydi. Harbi çok OP'ydi. İyi olmuş. Rubik. Base attack speed'i 100'den 110'a çıkmış. Attack damage 47-57'den 49-55'e düşürülmüş. Fate Bolt'u Damage Reduction Change Fate Bolt hasarı 320'den 325'e early game için de buff yemiş. Fate Bolt'un mana cost'u 135, 140, 145, 150'den 120, 130, 140, 150 early game buff'ı yemiş ama Fate Bolt'un kırdığı hasar hero'lar ve creep'ler için %34 yani base hasarının %34'ü kadar kıracak. Yani 100 AP'si 100 base AP'si olan bir char'ın yani senin atağın 100 artı 100 mesela tamam mı? Senin o base atağın var ya 100 atağın onun %34'ünü kıracak. Diğer sağ taraftaki itemlardan gelen statlardan gelen atağını kırmayacak. Hani 34 yüzden 34 gidiyor ya. O gitti. Kalan senin o kaç kalıyor? 34 çıktığın zaman 60 60 hani 66 kalıyor. 66 artı 100 166 atağın kalıyor yani. Aynen. Bunu sabitlemeleri iyi mi olmuş? Bence hala çok kırıyor bu arada. Yani lane'de early game'de yok ediyor abi. Sikiyor yani. 10 talent'ı 50 damage'dan 50 base damage olarak değiştirilmiş. 15 talent'ı da -80 Fate Bolt Hero Attack'tan Fate Bolt Steals Hero Damage. Nasıl lan? Kendine damage mı ekliyor? Herkes kullanma menzili alır ki yani. Caustic Final. Caustic Final has been reworked. Değiştirilmiş spell. Attacking an enemy now plays debuff. Close the enemy %25 movement speed for 5 seconds diyor. Vurduğunuz enemy'ye vurduğunuz düşmana %25 movement speed veriyormuş 5 saniyeliğine. %25 movement speed'ini düşürüyormuş. Özür dilerim. 5 saniyeliğine. If the target dies during the 5 seconds debuff, an explosion deals artı 130 artı %22 of the target's max health in 500 alana. Oha. Eğer diyor vurduğunuz target diyor ölürse 5 saniye içinde patlıyormuş, 130 hasar veriyormuş. Artı ölen target'in HP'sinin %22'si kadar da 500 alana hasar vuruyormuş. Yani bu şu demek arkadaşlar. 1000 HP'li bir hero öldürdüğünüz zaman 500 alan içerisine 220 hasar vuruyorsunuz. 130 hasara ekstra olarak. Anladınız mı? Oldu mu? Geçti mi filtreden? Yani 130 artı 1000 HP'li bir hero öldürdüğünüz zaman 220 hasar 500 alana vuruyor. Yani 220 artı 130 350. Yani böyle oluyor. Sanırım böyle. Evet. 10 talent'ı -30 epicenter attack slow'dan artı 20 epicenter damage her vuruş için olmuş. 15 talent'ı +2 epicenter pulse to
%8 caustic final slow. Yani artı 2 epicenter vuruş darbesi yerine %8 caustic final slow'unu yiyormuşlar insanlar. Yani bu da şu demek, %25'ten artı 8 eklediğiniz zaman 33 oluyor. %33 slow oluyor. 20 talent'ı 8 armor'dan eksi 2 saniye barrel strike cooldown'u, 20 talent'ı artı 25 epicenter damage'ından 20 health regen'e, 25 talent'ı da 40 health regen'den 4 epicenter pulse vuruşu dalgası. Shadow Demon'ın 10 level talent'ı 12 int'ten 15'e çıkarılmış. SF'in base damage'ı 4 arttırılmış. Necromancer'in max soul count'u 36'dan... Berke Ece 250 TL challenge'ını yaptığım için onun parasını atmış. Demiş ki, kral biraz gecikmeli oldu ama yeni uyandım. Beni de eklesene şu oynanacaklar listesine. Ben de oynayayım seninle. Hiç oynamadık. Berke Ece, bu bugün şu update'in analizini yaptıktan sonra daha fazla oyun oynamaya halim kalmadı. Zaten saat 2.30, başıma ağrı girdi konuşmaktan. Bugün daha fazla oyun oynamayacağım. Yarın gelirsen eğer, yarınki oyunlarda erken gelmen lazım ama. İnsanlar erken geliyorlar, isimlerini yazdırıyorlar. Bak burada sıra var, hala bekleyenler var. Bu arkadaşlar artık yarın gelirse yarın oynayacaklar. Ama erken gelmeleri lazım. Herkes erkenden gelip ismini yazıp yazdırıp sıraya girip benle beraber oynuyorlar. Sen de o şekilde yapman lazım. Senin de o şekilde yapman lazım. Donate'in için, challenge'in için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. İyi ki varsın. Canını yerim. Öptüm. Çok teşekkür ederim. Eyvallah canım. Necromancer'in max soul count from 12, 20, 28, 36'dan 11, 14, 17, 20, Scepter is 30 diyor. Aa, niye öyle olmuş? Bak, Necromancer'i 36 soul'a kadar doluyordu ya, artık 20 soul'a kadar dolacakmış. Scepter'lı 30'a kadar. Necromancer'i damage'ı her soul için 2'den 1, 2, 3, 4 olarak değiştirilmiş. Yani eskiden 36 soul'un vardı, çarpı 2 72 AP veriyordu. Şimdi 20 soul'un var, 4 AP veriyor. Bu da demek oluyor ki 80. Yani buff yemiş oluyor. Hatta Aghanim alırsan 30 soul'da 120 AP almış oluyorsun. Bu da SF için bir buff oluyor. Necromancer'in no longer grants an extra amount for hero kills. Ha. Artık hero kestiğin zaman ekstra direkt soul'ların doluyordu. Artık dolmayacakmış. Ultisi souls now releases a wave per one soul instead of per two souls. Ultisini attığında artık wave bir ruh dalgası değil de İki ruh dalgası yerine bir ruh dalgası mı yapacakmış artık ultisi. Yani eyvallah Berkecim, sağ olasın canım. Öptüm seni. Bunu denemek istiyorum ben. Ama şey buff'ı çok güzel olmuş. Soul bir dalgaymış. İki soul'a bir dalga olmuş. Eskiden 36 bölü 2 18 dalga atıyordu. Şimdi direkt 20 çarpı 1. Yani 18 dalga yerine 20 dalga mı atıyor ruh? Yani bu daha fazla vuruyor demek değil mi? Bu ikisi. Evet, öyle oluyor.
Aynen. Daha fazla vuruyor artık ultisi. İyi, SF buff iyi olmuş. Yani çok oynanmayan biri. Miracle'dan başka kimse oynamıyordu. Bir de Mage oynuyordu. Shadow Shaman. Base inti 19'dan 25'e artmış. Base damage'ı değişmemiş. Ultisinin verdiği para 26-38 arasından 28-36'ya ayarlanmış. 10 level talent'ı 100 shackle total damage'dan 140'a, 15 talent'ı eksi 4 saniye hex cooldown'dan 4.5'a, 25 talent'ı artı 320 earth shock damage'ından 340 olarak değiştirilmiş. Silencer'ın arcane curse damage'ı 16-24-32-40'dan 16-26-36-46 olarak buff yemiş. Global silence cooldown'u 130'dan 100'e düşürülmüş. Late game için buff. 15 talent'ı artı 20 arcane curse damage'ından 30'a, 20 talent'ı %15 arcane curse slow'undan %20'ye, 25 talent'ı 1.5 saniye global silence'dan %30 cooldown reduction olarak değiştirilmiş. Bu çok iyi. %30 cooldown reduction şu demek: sadece ultisi için değil, carry kasan bir silencer için itemlarını da efektif olarak kullanabilecek demek. %30 çok iyi bir süre yani. Skywrath Mage 15 talent'ı eksi 7 saniye Ancient Seal cooldown'u 8'e buff yemiş yani. Slardar'ın ultisi Armor Reduction Increased 8-13-18'den 10-15-20. 20 armor kırıyor artık arkadaşlar. 20 talent'ı artı 800 Vision'dan 4 Corrosive Haze Armor. Yani buna da verirsen 24 armor kırıyor. 25 talent'ı da 3.5 saniye Glittering Crush hangi skill'iydi? Stun'ıydı. 3.5 saniye Stun Crush cooldown'u 4'e. Yani daha 4 saniye Stun cooldown'unu azaltabiliyorsunuz. İkinci skill'i Slardar'ın. Slark Base Attack Speed'i 120'den 115'e düşürülmüş. Snapfire bu şey, bu puf diye pompalı vurduğu skill var ya, slow attack speed'i 100, artık attack speed'i de 100 kırıyormuş bu skill. Lil Shader no longer reduced attack enemy attack speed. Bu pıt 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 diye seri vurduğu skill var ya, attack speed'ini hiçe yok eden, o artık attack speed kırmıyormuş. Şimdi her vuruş için 4 saniyeliğine bir armor kırıyormuş. Yani adama vurdunuz pıt 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 diye 5 kere vurdunuz, 5 armorunu kırıyorsunuz 4 saniye boyunca. Damage reduce diyor. %35 50 65 80'den 20 40 60 80 olarak early game için nerf yemiş. Vurduğu hasar. Talent da 15 talent'ı artı 48 Scatter Blast damage'ı 60'a çıkmış. 25 talent'da Scatter Blast Applies 2.5 saniye Disarm'dan 3x Lil Shader multi shot'ı olarak değiştirilmiş arkadaşlar. Yani Lil Shader'a buna verdiğiniz takdirde 3x daha vuruş ekleniyor. Sniper Şarapnel damage'ı 20-40-60-80'den 20-35-50-65 olması gereken bir nerf'tü. Daha geçen gün oynarken söyledim. İğrenç bir skill. Assassinate Scepter Stun Duration'ı da 1.5'dan 1-1-25-1.5 olarak early game nerf'ünü yemiş. Yani Aghanim aldığınızda stun'ı 1-1.5, hani 1-1-25-1.5 olarak atacak artık. Spectre Base Health Regen 2.5'dan 1.5'a düşmüş. İyi olmuş. Shadow Step Can no target spell human units diyor. Bu Shadow Step Aghanim'le gelen şey değil miydi ya? Aynen. Artık spell immune olan unitlere de atılıyormuş Shadow Step. Ulti Haunt Illusions no longer have a fixed 400 movement speed. Haunt Illusions no longer have 1 second delay and on acting. Acting. Bunu şu şey. Artık illüzyonların 400
Mumun speed'i sabit olarak yokmuş sanırım. Slow mu yiyorlar artık? Ulti bastığınız zaman. Bilmiyorum, herhalde öyle bir şey. Çünkü kovalıyordu ya ölümüne seni. Kovalayamasın diye herhalde. Desolate damage'ı 20, 30, 40, 50'den 30, 40, 50, 60'a buff yemiş. Desolate... Desolate hani 500 alan içinde hiç kimse yoksa, tek unitse vuruyordu ya ekstra. Onun alanını 425'e düşürmüşler. Yani nerf yemiş. Desolate no longer reduced vision. İşte bu amına koyayım. İşte bu. Spectre pikleyen piçlerin sonu geldi. Artık Desolate vurduğunuz zaman hani önünüzü göremiyordunuz, kör oluyordunuz ya, o yok kanka. Vision'ınızı kapatmıyor. Baba görüyor yani. Anladınız mı? Tertemiz. Spirit Breaker, Church of Darkness, Cast Point diyor. Gizmo? Müzik senden mi geliyor? Okay. Charge olma süresi 0.47'den 0.30'a düşmüş. Yani gene bir cast time buff'ı. 15 talent'ı artı 30 damage'dan 40'a çıkarılmış. Storm Spirit'in agility gain'i 1.5'dan 1.7'ye çıkarılmış. Ball Lightning travel cost per... from 12 07 to 10 artı 0.65. Nasıl lan? Bunu bilmiyorum arkadaşlar, bunun ne olduğunu. Çevirebilen varsa yazsın, chat'e okuyalım. Sven'in base moment speed'i 315'ten 325'e çıkmış. Stormhammer dispel talent is now able to target cyclone units and dispel it off. Ultisi buff yemiş yani. Tamam, buff yediğini anladık da nasıl bir buff yemiş? Daha az mı mana istiyor mesela? 100 birim ışınlanmaya daha az mana harcayacak. He, anladım. Anladım. Yani 100 range'de bir 12 artı, hani 12 mana artı %0.7 manası yerine 10 artı %0.65 mana pulundan harcayacak değil mi? Öyle. Anladım, tamam. Abi Stormhammer dispel talent'ı şimdi diyor cyclone unit and dispel it off. Yani bu şu mu demek oluyor? Nilfire etkisi. Mesela Eul'den indirip ya da Ghost'tan çıkarmak gibi. O mu demek oluyor sanırım? O oluyor herhalde değil mi? Warcry no longer provides 12, 16, 20, 24 bonus damage. Warcry artık 24 bonus damage vermeyecekmiş. Warcry moon speed is now provided for allies as well. Fazladan verdiği hareket hızı 22'den 20'ye düşmüş. Warcry mana kostu da 60'tan 30, 40, 50, 60 olarak buff yemiş. İyi olmuş. Buff almış biraz. Cleave alanı 650'den 700'e, yani splash vurduğu alan 650'den 700'e çıkmış. Ultisi de artı 30 str vermiyormuş. Bonus damage'ı %160'dan %210'a çıkarılmış. Ve ultinin süresi de 25'ten 40 saniyeye çıkarılmış. Ama ekstra 30 str'yi almıyorsunuz ultiden. 25 talent'ı da 32 str artı Gods of Strange'den %50 Gods of Strange damage, strange damage'ı olarak değiştirilmiş. Yani bilmiyorum. Artı 30 str'si iyiydi aslında Sven'in. Neden almışlar elinden hiç bilmiyorum yani. Templar Assassin, Melt Armor Reduction,
Artık 2, 4, 6, 8'den 5, 6, 7, 8. Onu ne uğradığını ya. Oğlum niye ya? Melt cooldown'u 6'dan 12, 10, 8, 6 olarak early game'de bir nerf almış. 25 talent'ı da artı 4 reflection'dan artı 6 reflection'a çıkmış. Abi ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum yani. Templar Assassin Templar Assassin hala niye buff yiyor ya? Neden? Terrorblade'in Metamorph'u artık Movement Speed silmiyor. Movement Speed'ini azaltmıyor daha doğrusu. Daha dün konuştuk bunu. Metamorph'un Movement Speed azaltmasını daha dün konuştuk. Dün mü önceki gün mü ne konuştuk daha Discord'da? Azaltmasa iyi falan diyorduk. Kaldırmışlar. 10 level talent'ı 20 moment speed'den 15'e düşürülmüş. Tidehunter base STR'si 2 arttırılmış. Kraken şey shell damage block 12 24 36 48'den 14 26 38 50'ye yükseltilmiş. 20 talent'ı 24 Kraken shell damage block'tan 30'a çıkarılmış. Evet, Chidori, ben de aynısını söyledim ya. Güçlü hero'ları daha güçlendirip ezik kalan hero'ları daha ezik hale getiriyorlar patch'lerle. Ben anlamıyorum neden yapıyorlar böyle ama. Timber'ın base STR'si 1 artmış. Base mana regen'i 0.25'ten 0.50'ye yükselmiş. 10 level talent'ı artı 2 mana regen'den 1.75'e düşürülmüş. 15 talent'ı artı 6 reactive armor stack'ten 8'e çıkarılmış. Daha tanki bir Timber Soul. Base health regen'i 0'dan 1'e çıkmış. Tiny'nin toast duration 1.3'ten 1.4'e, yani havada daha fazla kalacaksınız. Bu da sizin 0.1 saniye daha fazla disable olmanız anlamına geliyor. Avalanche initial projectile no longer takes a fixed 0.5 seconds to arrive at the destination. Avalanche'ı anlamadım. Bilmiyorum. Tree Grip no longer slows Tiny. 30 movement speed'ini silmiyormuş Tree Grip artık. Artık Tree Grip 5 vurma charge'ına sahip. Yani 5 kere vurunca elinden ağaç gidiyor. Tree Grip unit bonus damage'ı %40'dan %25'e düşürülmüş. Eskisi gibi olmuş. Tree Grip Building Damage'ı %110'dan %180'e çıkarılmış. Tree Grip Splash Damage'ı %60'dan %100'e çıkarılmış arkadaşlar. Yani bu şu demek. 5 hitiniz var Tiny ile vurmak için ağacı aldığınızda, ama daha güçlüsünüz. Daha çok vuruyor yani. Grow, yani ultisi bonus damage'ı 60'tan 75'e çıkarılmış. 15 talent'ı da 325 health'ten artı 3 tree grab atak charge'a. 20 talent'ı da 16 STR'den 18'e çıkarılmış. Yani Tiny güzel olmuş bence. İyi olmuş. Şunu anlamadım bir tek. Treant. Leech Seed is now an enemy target spell again. Tekrardan target olarak atılan bir skill haline gelmiş. Heal'ladığı skill var ya, adamdan can çeken, kendini heal'layan, onu artık hani basıyordunuz en yakın unitten emiyordu ya, artık gene target olarak emecekmiş. 64 damage per pulse and heals allies 650 range for the same amount. Gene 64 hasar vuracakmış her emme başına ve heal'layacakmış. 650 range, yani 650 range alandaki alana daha doğrusu. Ne oldu lan? Dur. Last 5 seconds with a pulse per second slows the target enemy %26. %26 slow cooldown'u 12, mana cost'u 140, cast range'i de 400. Ice in the Forest, bu Aghanim eklentisi. 3 charge with a 40 seconds replenish time. Şey olacak, bu Aghanim aldığınızda gelen spell var ya, hani ağaçlara göz koyuyorsunuz, etrafı gösteriyor. Onun artık 3 tane charge olacakmış.
atamadığınız süre boyunca stacklenecek yani. İyi olmuş. 40 saniye yenilenme süresi varmış. İyi. Avalanche'ın hedefe ulaşma süresi kaldırılmış ama Avalanche'ın uygulanması 1200 arttırılmış. Anladım Dersu. Anladım. Troll Warlord 15 talent'ı artı 3 max fervor stacks'ten 5 fervor stacks'e. 15 talent'ı da 70 axe damage'ından 90'a çıkmış. Zaten herkes fervoru alıyordu. Axe almıyordu. Yani fervor için buff olmuş. Task base armor'u bir artmış. Snowball damage'ı içine aldığı her ally hero için yani her dost hero için 20 30 40 50'den 20 40 60 80 olarak artmış. Buff yemiş yani. Yani Snowball'a 4 kişi girdiniz. 4 kişi çarpı 80 8 16 24 32 mi vuruyor? Vay ama 320 vuruyor ha. Yani 320 artı kendi hasarı 200. Oha. Oğlum bildiğim 520 vuruyor 5 kişi gittiğin zaman. Bu doğru mu? Ha, lan max fervor stacks'ten 5 fervor attack speed'miş. Yanlış okumuşum. Kusura bakmayın şurayı. Hızlı okuyacağım diye oldu. Vallahi attack speed olarak görmedim onu. Oğlum bu çok iyiymiş lan. 500 vurur mu gerçekten peki? Bakalım. Vurur mu gerçekten? Mesela seviye 15 olduk. Bir de bunun snowball hasar talent'ı var. Artı 120 snowball desek. Tamam mı? Buraya bir tane enemy desek. Bu enemy'yi de 15 level yapsak. 4 tane invoker çıkarsak. Yanına alsak. Buna böyle hepsini alıp gitsek. Ona ne avradın? 10 bildiğim 500 vuruyor lan. Oha. Çok iyi lan. Harbi baksana 500 vuruyor moruk. İyiymiş. They 25 talent'ı call me the eksi 6 snowball saniye from snowball cooldown'undan 8'e yani buff yemiş. Snowball'u bufflamışlar. Underlord. Abi bunu hiç okumak istemiyorum ya. Vallahi bak bu çok iğrenç bir hero. Ben bu aptal hero'nun skill'lerinden de nefret ediyorum. Attack range'i 150'den 175'e çıkmış. Bu aurası tamam pasifi yani. Artık kalıcı hasar vermiyormuş. Creep öldürdüğü zaman 5 damage alıyordu. Artık 4 5 6 damage alıyormuş. Attack damage duration yani damage süresi üstünde kalma süresi 30 40 50 60 saniyeden 30 45 60 75 olarak değiştirilmiş. Artık kalıcı hasarı yok. Underlord'un. Firestorm cast point artık 0.6'dan 0.5'e. Firestorm'un alanı 400'den 400, 430, 460, 490'a buff yemiş. Firestorm debuff no longer ignores Ancients. Still ignores Roshan. Yani Ancient'lara da artık bu debuff'ı atıyormuş. Ama hala Roshan'a atmıyormuş. Pit of Malice cooldown'u 22-16'dan 18-15'e buff yemiş 1 saniye. Ama early game için daha fazla buff yemiş. 4 saniye. 10 talent'ı 20 movement speed'den artı 5 armor. 10 talent 14 firestorm wave damage'ından %12 magic resist'e. 15 talent'ı artı 5 atrophy permanent bonus damage'dan eksi 3 saniye firestorm cooldown'una. 15 talent'ı da 175 cast range'den 100 pit of malice alanına. Oha! Pit of malice'i böyle atacak artık. Haritaya atacak komple. Omega lol. Andy Slash Golem debuff no longer deals damage per second nor increases damage zombies. Aa. Artık Flash Golem bastığınız zaman o verdiği debuff var ya damage vurmuyormuş. Flash Golem debuff now also increases all damage the target takes.
bütün targetlerin aldığı hasarı %35 arttırıyormuş. Yani 1000 vuruyorsanız 1350 vuracaksınız demek oluyor. Bu bütün targetler için. Yani Flash Golem debuff'ı iyi olmuş. Yani bayağı iyi hem de. Bilmiyorum. Ursa, Earthshock, Slow, Slow'u, Slow, Reduce diyor. 10-25, 40-55'ten 10-20-30-40'a verdiği Slow düşmüş. Earthshock cooldown'u 9-8-7-6'dan 11-19-8'e arttırılmış. Enrage cooldown'u 50-40-30'dan 70-50-30'a early game nerf'i yemiş. 20 level talent'ı artı 1.2 saniye enrage duration'ından eksi 3 saniye Earthshock cooldown'una değiştirilmiş. Ama bu Earthshock 8 saniye cooldown'dan 5'e düşecek. E gene slow'u kaç saniye? Slow'u 4 saniye. Amına koyayım. Gene bir bok değişmedi ki 20 talent'ıyla gene tanrısal. Ama olsun, en azından early game nerf'i yemiş orospu çocuğu. Nefret ediyorum bu ayıdan. Bunu abuse'layıp rank kasanlardan da nefret ediyorum. Vengeful Spirit, Wave of Terror, Vision, Area Increased 300'den 350. Daha 50 daha fazla range, daha fazla alana görüş sağlayacak. 20 talent'ı artı 6 Vengeance, Aura, artı 6 Venge Aurası, artı 6 Vengeance Aura yerine 100 Vengeance Aura Attack Range. Yani onunu sikiyim. Oğlum 100 atak range verecek lan Vengeful 20 talent'ıyla. Ah, çok oğlum, bir tane de aa oğlum, bakın şimdi size ne göstereceğim. Ananı avradını. Çok op lan. İzle. Bak izle. Bak şimdi. Bak. Şuna verdin. Bunu buna ver, tamam mı? Sonra Grovbow'u al. Sonra bunu al Drow'a, tamam mı? Baksana vurduğu mesafeye. Allah aşkına baksana kanka. Vurduğu mesafeye bak, bak. İzle. Baksana Drow'un vurduğu mesafeye bak, bak. Bu ne oğlum? Alo. Kral bu ne? Bak bak. My bow is drawn. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne lan? Abi izle. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne kral, bu ne amına koyayım? Oğlum bir de sniper 25 olup 100 saldırı menzilini alması yok mu? Oğlum vurduğu yere bak la. Şş. Ah.
Oğlum çok op lan. Venomancer base movement speed'i 275'ten 280'e çıkarılmış. Poison Sting damage'ı 6 12 18 24'ten 8 16 24 32'ye buff yemiş. Poison Sting no longer reduced HP regen. Artık HP regen'i düşürmüyor arkadaşlar. Plague Ward health'leri 70 200 325 450'den 120 230 340 450 olarak early game için buff yemiş. Poison Nova scepter cooldown'u 140 120 60'tan 180 60 scepter'sız olarak da 140 120 100 saniye olarak cooldown'u değiştirilmiş. On level talent'ı da 12 plug word duration'ından 15 olarak değiştirilmiş. 12-15 saniye olarak bunlar arkadaşlar. Plug word'lar normalde ne kadar duruyor? 40 saniye. Artı 15 buna verirseniz 55 saniye boyunca word'larınız duruyor. Cooldown'u da 5 saniye. Yani 10 tane falan word atıyorsunuz sürekli, 10-11 tane. Veriyor dersi de basmadım. Viper'ın base damage'i 2 artmış. Int kazanımı da 15 artı 1.8'den 17 artı 2'ye çıkmış arkadaşlar Viper'ın. Visage attack projectile speed increased 900'den 1000'e. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Vurduğunuz o attığınız şey var ya, hero'ya gitme hızı 900'den 1000 hıza çıkmış. Attığı soul mana kostu, yani hani bu üstünde tık 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 doluyor böyle bir tane ruh atıyorsunuz hasar vuruyor ya, onun manası 150'den 135 140 145 150 olarak early game buff'ı yemiş, azaltılmış manası. Yani 15 talent'ı da -2.5 armor'dan -3'e artırılmış, buff yemiş gene. Void Spirit bu şey değil mi? Aynen. Üçüncü skill'i bu. Hani shield açıyor ya, etrafa hasar vuruyor. Scepter Charge Replenish Time 16'dan 18'e. Yani 2 saniye nerf yemiş. O kadar. Warlock Shadow World Cast Range 450, 550, 650, 750'den 450, 600, 750, 900 olarak range buff'ı yemiş. Bu da heal'ladı. Değil mi? Shadow World. Heal skill'i değil mi bu? Evet. O olması lazım. Damage vuran skill, evet. Weaver's QC speed'i 200-220, 240-260'dan 200-230-260-290'a hızı arttırılmış. Timelapse Scepter cooldown'u 16'dan 20'ye çıkmış. Timelapse Scepter cast range'i 1000'den 600'e düşürülmüş. Yani Aghanim'ine nerf yemiş. Talent olarak da 6 agility'den 15 damage'e çevrilmiş 10 talent'ı. 15 talent'ı da 15 mana brick'ten 20'ye çıkarılmış. Yani daha çok carry oynansın, support oynanmasın istiyor Ice Frog abimiz Weaver'ı. Wind Ranger'ın Focus Fire'ı, yani ultisi now pauses firing if you issue or hold commands. If you right click on the target it will resume again. Yani bu şey demek oluyor herhalde. Başkasına vurduğun zaman tekrardan ultiye attığın ünite döndüğünde vurmaya devam ediyor. Değil mi? Yani birisine ulti attınız, blade mail bastı, vura vura ölüyordunuz ya. Hani artık o yok. Artık istediğin zaman vuruyorsun, değil mi? İstediğin anda durduruyorsun yani. O demek oluyor bu. Aynen, atağını stoplayabiliyorsun. Yani mantıklı kanka, çünkü adama bunu ultisini atıyordun, pıt 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 vuruyordu. Adam BM'ye basıyordu, koşuyordu üstüne, ölüyordun yani. Yapacak hiçbir şeyin olmuyordu. Winter Curse'ın cooldown'u 80'den 90'a çıkmış, nerf yemiş. Witch Doctor 20 talent'ı artı bir maledictikten %15 maledict burst damage. İyiymiş lan. İsa'cım hoş geldin. Raid King'in base damage'ı 3 arttırılmış. Vampiric Aura no longer provides attack damage or self bonus mechanics. Atak hasarı vermiyormuş. Damage vermiyormuş kendine. Aura lifesteal'ı %5 10 15 20'den 8 16 24 32'ye çıkmış lifesteal'ı.
Vampiric aura now has half effect on range heroes. Artık range hero'lara yarı efektini veriyormuş vampiric aura. Yani %32'nin yarısı 16. %16 lifesteal. Mortal Strike'da skeletonların atak damage'ı 30-35'ten 35-40'a. 5 AP buff yemişler arkadaşlar. Zeus'un movement speed'i 310'a çıkmış 300'den. Arch Lightning damage'ı 70-95-120-145'ten 75-125-150'ye çıkmış. Buff yemiş. Lightning Bolt mana kostu 90-105-120-135'ten 125-130-135-140 olarak nerf yemiş. Thunder Guts yani ultisi damage'ı 250-350-450'den 300-400-500 olarak arttırılmış. Thunder ultisi gene cooldown'u 90'dan 120'ye çıkmış. Nerf yemiş. Nimbus cooldown'u da 35'ten 45'e çıkmış. Talent olarak da 10 level talent'ı 2 mana regen'den 1.75'e düşmüş. 25 talent'ı da 225 cast range'den 275'e çıkmış. Genel olarak ben bir denge patch'i bekliyordum. Denge update'i bekliyordum. Hani güçsüz olan hero'lar güçlenir. Güçlü olanlar birazcık güçsüzleşir. Hero'lar birazcık dengeye girer diye bekliyordum ama güçlü olanlar daha güçlü olmuş. Güçsüz olanlar daha güçsüz olmuş. Yani güçsüz olana güç verip güçlü olanın gücünü almamışlar. Ice Frog abim gene sağ olsun bizi şaşırtmadı. Her zaman olduğu gibi iki ucu boklu değnek. Oynarsan Ekim'e, oynamazsan Kasım'a. Aynen, zengin olan daha zengin, fakir olan daha fakir. Her zaman olduğu gibi. Arkadaşlar, üzücü. Gerçekten üzücü. Yapacak bir şey yok. Harbiden kapitalizm Dota'da da işliyor baba. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Update'imiz bu kadar. Vallahi çeviremediğim yerler oldu. Ha şunun başını da göstereyim. Şu başını gösteremediydim bak. Şu başını da göstereyim sonradan gelenler için. Bak. Echo Saber artık parçalanabiliyormuş. Tamam mı? Veil of Discord. Invul yani dokunulamaz unitlere de işliyormuş. Monkey King var 200 gold pahalanmış. Orchid'in attack speed'i 30'dan 25'e düşmüş. Hand of Midas 1850'den 1750'ye recipe'si ucuzlamış. Bunları gösterememiştim. Bunları bir daha göstermiş olayım. Bu base health regen'i 0'dan 0.5'e artmış. Mist Coil cast range'i 500'den 575'e çıkmış. 20 talent'ı 70'ten 80'e, 25 talent'ı 340'tan 375 alana atacak şekilde değiştirilmiş. Alanı büyümüş yani heal'ının. Alchemist'in de stun'ı artık 200'den 250 alana vuracak. 50 range büyütmüşler vurduğu alanı. 20 talent'ı 350 stun hasarından 400'e. 25 talent'ı da 40 ulti regeninden 50'ye çıkarılmış. Bu şekilde arkadaşlar. Following items can no longer be discerned. Abyssal Blade, Mjolnir, Silver Age and Solar Crest. Yani bu itemlar artık parçalanamıyormuş arkadaşlar. Abyssal Blade, Mjolnir, Silver Age ve Solar Crest parçalanamıyor diyor sanırım. Değil mi? Jamiryu. Jamiryu buff yedi ya.